Hocam merhaba, hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Hepimizinki. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Olabildiği kadar. Olabildiği kadar iyiyiz, çok şükür. Allah bugünümüzü ayratmasın. Bugün tarihte çok önemli, unutulmaz anlarından bir tanesine yolculuğa çıkacağız. Sizin de bize bu konuda rehberlik etmenizi istiyorum. Çok bölmemeye gayret edeceğim konuşmanızı. Önemli kırılma noktalarından bir tanesi ama biraz önce bu kitabınızı gösterdim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve işte milli mücadeleden bahsederken aslında milli mücadele noktasına nasıl gelindiği de milli mücadeleyi anlamak ve kavramak açısından bir o kadar önemli. Belki oradan alıp başlatırsak harika olur. Çok sağ ol. Çok güzel oldu. Evet. Buyurunuz. Milli mücadele dediğimiz tarih olarak 19 Mayıs 19'u koyduk. Hı. Bu tabii bir kesim. Çünkü bizzat başkomutanın da içinde bulunduğu gibi Türkiye İmparatorluğu bu büyük harbe 1914'te de başlamıştı. Yani biz Ekim Hı. sonu 1914'te harbi ilan ettik Rusya'yla karşılıklı. Biz 1911-12'den beri Balkanlar önce Trablusgarp'ta bugünkü Libya'da İtalya'ya karşı ardından Balkan Savaşı'yla bu sürece girmiş bulunuyoruz. Ordular seferber ediliyor. Büyük can kaybı var ve Balkan Savaşı çok kanlıdır ve çok hazindir. Çünkü büyük muhacir kitleleri geliyorlar Trakya'ya, İstanbul'a, ardından Bursa'ya doğru ve Anadolu'ya kadar. Bunlar Rumeli'deki Türk vatanının Bakiyet-i Suif denen zulme uğramaktan kurtulan takımı kurtardı, geldiler. Çok hazin bir göç. Ordu'da müthiş bir çekişme var. Balkan Savaşı'nda siyaset girmiş orduya. Ve taraflar birbirlerine karşı adeta suskun bir yol kesme durumundalar. Bu hengameden kurtulan komutanlar çok az. İşte Şükrü Paşa Edirne müdafi, Esat Paşa Yanya müdafi, sonradan Çanakkale'de tanıdı kendisini gene. Ve İşkodra Kalesi'ni savunan Rıza Paşa, yani Profesör Saffet Rıza'nın babası. Bunlar intihar ederek adeta Rıza Paşa İşkodra'yı savundu ve ölümünden sonra düştü. Yani kendisine tekrardan tuğgenerallik geldiği zaman, tekrardan diyorum çünkü bir tensikat olmuştur, rütbesi indirilmişti. Bunlar erken terfi ettiler diye bir daha terfi etti. Çok azına olur bu. Esat Paşa biliyorsunuz Yanya kahramandır. Şükrü Paşa da Edirne. Esat Paşa Çanakkale'de komutanlığa devam ediyor. Liman von Sanders'in muavini olarak. Bu çok önemli. Atatürk doğrudan doğruya Trablusgarp'tan geliyor. Yani orada Fethi Bey, Enver Paşa, Enver Dağ Bey ve Şehzade Osman Fuat gibi simalar var Cami Bey. Orada maalesef savaşı kesmek durumunda kalıyoruz. Gönlümüz de gidiyor. Çünkü İtalya adaları işgal edince bu bir nevi bir feta komple oldu, bitti oldu. Kendileriyle Uşi Anlaşması'nı yaptık. Balkan'a geçti. Balkan Evet. Savaşı. Sonra da ki Çanakkale'ye gelip oluyor o zaman çok iyi tetkik edip öğrenmiş. Birinci Cihan Harbi'ne girildi. Birinci Cihan Harbi'nde Sofya'da ataşe militerdi. Israrla karargah görevi sayılıyor. Cepheye tayinini istiyor. Bu onun hakkıdır. Bunu yerine getirmek zorundalar. Ama Enver'de bir geciktirme oldu. Ve Çanakkale'ye intikal ettiği zaman sözlük edilen tümen yeniden kurulmak durumundaydı neredeyse. Oradan sonra tabii biliyorsunuz bir Edirne'de kolordu komutanlığı var ki bu arada tuğgeneral oldu bir liva. Ve Diyarbakır kolordusunun başına geçti. Orada üç tane vilayeti Bingölmüş istirdadı söz konusu. Yeniden alınması Ruslardan.
Ve bu alınmayla tabii Çanakkale'den sonra bir şöhret yaptı yani komutan olarak. Dolayısıyla bu bir başlangıç gibidir. Şimdi Paşa başlangıçta bütün subaylar gibi iddiatçı çevreleri, daha doğrusu o zihniyetlikleri bir yakınlık duymakla birlikte zamanla bunların siyasette bilhassa iktidara el attıklarında diktatör bir tavra büründüklerini, orduya siyaseti soktuklarını gördü ve şiddetle karşılarına geçti. Yani bu tabii Hürriyet ve İtilafçılar gibi değil, ideoloji değil, için değil ama benim sizde işim yok. O kadar açık yol ayrımı Bu diye bir şey. tavrı ileride ordu müfettişliğine de sebep olmuş mudur? Ne işim yok benim diyor, bu kadar basit. Hı. Tabii bu nedenden dolayı birinci Mondros mütarekesinden sonra Yıldırım orduları başkomutanıydı biliyorsunuz son güne kadar Halep'te. Mütarekeden sonra bitiyor bu iş, geri geliyor İstanbul'a. 3 günlük bir yolculuk. Geldiği zaman İstanbul'un durumunu görüyor. Geldikleri gibi giderler. Bu önemlidir. Çünkü 1915'te Boğazları geçip gelmek isteyenlerle 1918'de mütarekeyle gelip geçenler aynı ordulardır, aynı donanmadır ama artık aynı mecalleri ve ruhları yoktur. Yani 1915'te Çanakkale Savaşı'nı yapmasaydık savunmasını bu zevat girerlerdi İstanbul'a ve bir daha çıkmazlardı. Yani bugün bile orada böyle Cibraltar gibi vesaire, Cebeli Tarık gibi vesaire gibi bir üs söz konusu olurdu orada bir parça. İşte biz de ecdat camilerini turist olarak ziyaret ederdik. Bunu hep söylüyorum. Bu çok önemli. Yani bu savaş lüzumsuzdur diyen adamlar var. Böyle her şeyi bilirler ya bizde gazete sütunlarında falan. Bu öyle kolay iş değil. Şimdi herkesin bir fikri var. Kimisi diyor ki biz diyor birinci Cihan Harbi'nin hatalarını ödedik yeterince. Bundan sonra uzlaşalım bu kuvvetlerle ve bu Badir'i atlatalım. Vatan tekrar selamete kavuşsun. Bir kısmı da diyor ki bu İngiliz ve Fransızlarla bu iş olmaz. Biz Amerika'ya dayanalım. Yani bunlar şey insanlar. Mesela Halide Edip Hanım böyle düşünüyordu ama aynı insan sonra kalktı Anadolu'ya iltihak o şeyden vazgeçti. Binaenaleyh böyle mandacı falan diye değil. O gün o öyleydi yani. Çok az insan da bunlar çok belli kimseler. Ordudaki Alman aleyhtarlarıydı bunlar birinci harbin başında. Esat Paşa, tabii Mustafa Kemal Bey, Kazım Karabekir Bey ve daha bir grup var. Bunlar bu savaşa girmemek yahut geç girmek ve Alman taraftarı olmamak, bunun temin edilmesi. Bu çok önemli. Evet. Şimdi bütün bu grupların kendilerine göre planı var. Memleket içinde insanlar ayaklanıyor, örgütleniyor. Bilhassa İzmir'in işgalinden sonra 19 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta. Yani bu çıkıştan 4 gün evvel topu topu. Şimdi buraya kadar Paşa Kasım'da gelmiş İstanbul'a. Mayıs'ın ortalarına kadar kendine göre planları var. Bunlar hepsi belli. Harbiye nazırı olacak, kabineye girecek, o şekilde gidecek. Bütün orduyu tanıyor kimlerle ne yapacağını. O olmazsa başka bir yol falan. Yani bunlar önemli. Ve hiç beklemediği ilk anda bir yol çıktı. Osmanlı geleneğindeki müfettiş paşalık. Bir yerde karışıklık var. General, bir vezir eskiden. Kalkıyor, gidiyor. Fevkalade yargı yetkisi var, icra yetkisi var. Ordu elinde. İşte Kuyucu Murat Paşa bile dahildir bu geleneğe. Eski bir Osmanlı anayasası aslında, değil mi? Celali isyanından sonra. Yani, şimdi tabii Mustafa Kemal Paşa'nın elinde böyle bir iktidar yok. Yani artık biz. Fakat şöyle bir zorunluluk var. Karadeniz'de Müslüman ve gayrimüslim cemaatler birbirleriyle yiyişiyorlar. Kavga başlamış. Pontus çeteleri fevkalade şiddet ve
cesurlar kendilerince. Karşısındakiler de durmuyor yani Giresun'la Osman'a falan. Bunu durdurmak lazım. Yoksa bu bahane olacak. İngilizler girecek her yere. Nitekim Samsun'da itilaf devletlerinin hepsinin başında sayılan orada bir İngiliz general var, Milli. Çok sinirleniyor Atatürk'ün gelişine, yani Mustafa Kemal Paşa'nın çıkışına. Bir sürü adam karşıladı bunu ihtiramla. Herkesle görüşüyor. Bu adam ne yapacak, biz ne yapacağız? İşimize karışacak. Bunu geri çekin, bu yanlış falan başladı. Bunu hep tekrarlıyoruz. O onun için Samsun'da çok iş yapmıyor. Yani hiç oraya fazla rahatsız etmiyor cami. Kozmopolit bir şehir. İşin kötüsü Karadeniz'in her yerinde Trabzon'dan o taraflara kadar böyle çatışmalar çıkmış. Yani bir takım çatışma gruplarının terörist uzantıları Samsun artık merkez durumuna gelmiş Karadeniz'de bugün olduğu gibi kalabalık bir yer. Yuvalanmışlar. Çok tehlikeli orada işe başlamak. Havza'da görüşmeleri devam birkaç gün ve Amasya'da tahmin bir Haziran. Hocam şimdi o tahmin ama nasıl bir tahmin? Bir de altyapısını da soracağım size. Orada bir güven var. O neyin güveni ama bir şey söyleyeceğim. Hani mesela genç cumhuriyetin başlangıcı olduğu hiç kuşkusuz denir Bandırma Vapuru. Aslında paşalar için bir karargah o. Tabii ki sizin de söylemlerinizden ben biliyorum. Bu sonradan tarih yazıcılığıyla. Mustafa Kemal Paşa var. Albay'dır, evet. Refik Saydam, Sıhhiye Komutanı. Uluşları falan var. Yani böyle ama Cumhuriyet fikri sadece galiba Mustafa Kemal Paşa'nın aklında olan bir şey değil mi? Nasıl diyor? Hiç telaffuz edilmeyen bir düşünce. Kendisi var. Yolda ta Ankara yolunda Şevket Cumhuriyet kurulacaktır diye. Yani hatıra bugün kimseler konuşsalar da çok tenada çünkü askerler arasında savaşlık var tabii mektepten, çocukluktan gelen. Deklarasyon böyle bir tanım yok. Ama şu, milletin kaderini milletin kendi iradesi dahi. Bu çok önemli işte. Cumhuriyet parlamentarizm. Ve Türkiye, o zaman aslında telaffuz edilmeyen bir meclis şeyi galiba bir de değil mi? Var. Meclis var. Bu meclis İstanbul'daki meclisi çalıştırmadılar diye. Çünkü 19 Mart'ta o meclisi işgal ettiler İstanbul'la birlikte. Mebusları sürdüler. Ve biliyorsunuz Şehzade başında şimdi yıkıldı o maalesef o 57 saçma imarında karakol vardı. O karakolda ellerimizi şehit ettiler. Uykuda çok edepsizce bir baskındır o. Bütün yerlere tekrar el kondu falan. Yani ultra işgal ordusu. Britanya Yüksek Komiserliği yapıyor. Ses çıkaramıyorlar yaptıklarını. Hem Britanya olduğu için hem de biz bıktık bu harbi yönetmekten. O da doğru. Yani ne bütçe artık ne adam. İngilizler de bıkmış. 4 yıl savaş. Kimse yapmadı İngiltere'nin tarihinde yok. Türkleri çok kindarlar devlet olarak. Mesela askerlerden çok devletçiler. Helal hocam. Yani birisi demişti bir eski asker Londra'da. Biz de ordu olarak tutarız Türkleri. Gentleman askerler. Asıl bunlardır dedi. Bu Lloyd George ve bu elbiler dedi. Foreign Office'in önünden geçiyoruz otobüsle. Yani onlara böyle işte dışarıdan harbin içinde olanlar o kadar değil. Ama sık sık böyle bir şey de var yani. Gerilim değil ama bir ters yorum falan var. High Commissioner'la böyle Londra arasında, Lloyd George arasında falan. Bunları da görüyoruz. Sonra Yunan ordusunun Metaksası Türk ordusuna katıyan hiç güvenip çıkma Küçük Asya'ya falan diyor. Ordu bugün ölü gibi yatar, yarın karşısına çıkar bir sabah diyor. Çok akıllı bir kurmay Metaksas, çok iyi bir asker. Efendim Fransız
İşgal Kuvvetleri Komutanı'dır ve Marshal'dır. Balkan Cephesi Komutanı. Genç Türkler de varsa ne var diyor Anadolu. Anadolu Harekatı'na karşı düşmanca muhasır olmayı reddetti. Yani sur içi İstanbul'da İstanbul işgal bölgesidir. Bu silah kaçırmalarda falan daha bir müsait ortam buldu bizim MM'ciler. Yani çok önemli bir gruptu. İtalya zaten boşlamış İngiltere ve Fransa'yı. Seyirlerini bile yerine getirmiyor doğrudur. Hatta bir takım silahları parçalanmış, sızdırmalı simbotları falan devrediyor Türkleri. Ya ilk destekleyen batılı ülke İtalya'dır diyebilir miyiz? Yanlış olur mu? Tabii hayır, hayır yok diyor. Biz bu heriflerle dedik diyor bu İngiltere ve Fransa'yı. Fransızlar da Çanakkale savunmasından beri kazık yediklerini söylüyor İngiltere'den. Donanmanın durumu yani bize harcadılar diyor önemizi. Oradan başlamış o gerilim. Sonu ta 1941'e kadar gitti o. Devam etti. Çok enteresan. Yani Fransız ordusu çok alenen İngiltere karşıtıydı. Çok birinci, ikinci haftada. Her halükarda bu şeyler var ve tabii çok ilginç bir şey. Amasya tahmininden sonra Erzurum. Hı hı. Maalesef kongreye çağrılan delegeler arasında karşıt bir grup çıkıyor. Trabzon grubu. Trabzon'da evet. İstemiyorlar Mustafa Kemal Paşa'yı. O bunu hissediyor. Sivas'ta durum çözülüyor. Daha lehte oluyor. Gedal kadar mıydı? Orada temaslarını kurdu, ağını kurdu. Sonra Ankara'ya gitti. 27 Aralık. Bu 5,5 ay mı sürüyor? 7 ay kadar mı sürüyor? Evet yani düşün. Çıkış 19 Mayıs. 27 Aralık 7 ay kadar. Evet. 7 aylık bir süre içerisinde efendime söyleyeyim durum değişmiştir. Demiryolunun uzandığı bir Anadolu kenti olan, tüccar bir kent olan, dünyaya açık bir kent olan, bize hep yanlış anlatılıyor. Toz toprak içinde 20 bin nüfuslu şehir diye yok. Evet nüfus 20 bin, toz toprak içinde o da doğru. Yani Strasbourg, Paris gibi taş döşeli falan değil parça onu anladık ama dünyaya açık bir şehir. Her milletten şeyler var, tüccarlar her zaman. Mesela Ankara Ermenileri çok uyanıktır, Katoliktirler. İyi okullarda okurlar. Şehirde yabancı okullar var, konsolosluklar var. Tıp hizmetleri, doktorlar var Avrupa'dan gelen. Bunlar önemli. Yani bakkallıktan gelmiyor Vehbi Bey, okuldan geliyor. Millet Meclisi kurulduğunda zabıt katibi. Öbürü zaten bizim biliyorsunuz katiplerin. Mahir İs Hoca, edebiyatçılar çok iyi bilir. Ve Hıfzı Veldet Veli de doğdu. Sonraki ordinarius profesörmüş. Medeni hukuk. Bu önemli bir yapılanma. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bunları anlamak, bilmek, yorumlamak zorundayız. Bu heyet kabul görüyor, Hüsnü kabul görüyor. Çalışacağımız meclis bile İttihat Terakki Kulübü'dür. Hemen hemen hazırdır. Evet, onlardan sıra sıra topladık ama işte öyle kolay bitmez, yoktan var olmaz. Ve içeride muhalefet yok. Çok önemli. Meclisle geliyor muhalefet. Ve o dönemde yani hiçbir konvansiyonel meclis muhalefet içermeyen de bir, değil mi? Yani, emsali yok. Sovyetler öyle, Fransız ihtilali öyle. Burada bir muhalefetle birlikte çalışma var. Ama askerler hakim her şey. Türk tarihinde ordu en büyük organizatördür. Teknik yenilikleri, ilmi yenilikleri getiren en büyük mercidir. Ve vaziyete hakim olursa başarıya gidersin. Kendisine itaat edildiği, düzgün organizasyon kurulduğu takdirde bu başarılır. Yoksa ortalık birbirine girer. Bütün Orta Doğu'da ve bütün dünyada, üçüncü dünyada böyle bir özellik yok. Onun için Türkiye'nin Kurtuluşu, İstiklal Savaşı bir üçüncü dünya savaşı, üçüncü dünya ülkesi
direnişi değil o anlamda. Doğrudan doğruya eski bir devletin, eski bir imparatorluğun direnişidir. Bunu bilmekte fayda var. Çok önemli bu. Biz konumuza gelelim. Bugün ne yapıyoruz? Kimse biz Samsun'a çıktık bayram yapalım. Yahut da Atatürk, yani Mustafa Kemal Paşa o tarihte Tamim'de ey gençler siz kurtarırsınız bu memleketi demiyor. Öyle bir şey yok. Ama belli ki bu bir genç direnişidir. İstiklal Savaşı genç subayların şehit düştüğüdür. İstiklal Savaşı yedek subayların muharebesidir. Çok önemlidir bu. Hatta sonraki başbakanlardan Adnan Menderes bile yedek subaydı Adnan orada. Zaten serbest fırka şey olduğu zaman hadisesi Atatürk tutuyor tabii şeyi. Fakat sonunda iş böyle inkıta uğrayınca çağırmış Aydın'da sen ne istiyorsun demiş. Bakmış adam şey bunun teğmeni, yedek teğmen, madalyası var. Tahsilli iyi konuşan biri anlatmış işte paşam demiş bu böyle böyle bu ovada demiş toprak reformu değil başka şey yapılır ziraat reformu falan. Yaklaşmış. Yani bu bir topyekün bir savaş. Efendim eşraf katıldım evet. Efendim din adamları evet. Münevverler evet. Ama bunun organizatörü ordudur. Yani çeteler, gayri nizami çeteler, gayri nizami ordu bile savaşı bunların kurmaylığı altında yapmıştır. Buna uyduğu takdirde muvaffak olmuştur. Giresun'un Osman Ağa'nın muhafız alayı öyle çarpışıyordu. Mesele yok. Hı hı. Herkes etem, kendisi de assubaydır aslında ama bir müddet bir yerden sonra başına buyruk bir emir dinlemeyen yerel komutan olduğu için tabii inkıtağa uğradı bu. Olmaz. Bundan başka bir günah yok onun. Yani onu söyleyelim size. Amasya Tamimi'nde zaten hani altyapı dedik ya 21 Haziran'da. Ordu zannediyorum ki en önemli altyapısı. Türkiye, Türk milletinin en önemli unsuru ordudur. Ordu, evet. Farklı kılar bir takım unsurlardan ve bu götürür. Bunu bildikleri için mesela bizim gençliğimizde böyle yaşıyor bu Muhalül Gaziler. Hafızaları yerinde 60 yaşlarında adamlar. Ne diye dedim anlatıyorsun işte zabitlerin yaptığını tenkit ediyorsunuz efendime söyleyeyim. Daha işte meşakkatten bahsediyorsun. Çanakkale'den gelmişsin İstiklal Savaşı'na gitmişsin. Ne diye gittin? Sen anlaman devlet derlerdi. Devlet. Türk devletinin toplumunun tarihinin kendine has tabuları vardır. Bu çok önemli. Bu illüzyon değildir tabudur. Tabuya saldırılmaz. Buna saldırırsan anarşiye gelmiştir. Gerçek anlamda anarşi. Öyle sokakta gördüğün anarşi değil. Yani anarşi denen anarşi değil. Gerçek anlamda bir dağınıklık ve çöküntü başlar. Ve Türkiye'yi birinci harbin sonunda da bu kurtarmıştır. Dört yolda ardından Maraş'ta, Urfa'da, Aytap'ta ayaklanmalar. Denişe geçtiler. Bu rastgele evet. Efendim Sütçü İmam başlamış. Evet Allah rahmet eylesin. İmam adı da Sütçü'dür kendi de. Fakat orada subaylar vardı. İşi tertipleyen, götüren Antep savunmasında Maraş öyledir. Bunlar çok önemlidir. Bu söz direniş ne zaman başladı? Hem de neredeyse muvaffakiyet erdi. 27 Aralık sıralarında vardı meclisten evvel. Binaenaleyh Ankara'da meclisin kurulması, bir an evvel kurulması ve bir hükümet şekline intikal etmesi artık kaçınılmazdır. 19 Mayıs'ta oraya çıkılmakla başlar bu iş aslında. Çok önemli bu. Yani orada artık kurtuluş mücadelesi ve örgütlenme başlamıştır. Çok önemli. Bu da gecikse olmazdı. Herkesin kendine göre vatan kurma planı var. Ama bunlar yaramaz. Bu yürür. Bu. Ve tabii çıkan oraya kendi çıkmıyor karargahıyla. Şarkta Kazım Karabekir Paşa'na gayet aydın, gayet bilgili, büyük bir asker.
Ali Fuat Paşa var Orta Anadolu'da. Rauf Bey Bahriye'den bilinen biri. Sıra sıra böyle Fahrettin Altay falan, bunların bazıları albay. İstanbul'da Genelkurmay'da Fevzi Paşa var ve İsmet Paşa var. İsmet Paşa albay o zaman da. Kadını daha geç geliyorlar. Atatürk çok memnun oluyor tabii İsmet'in gelişine, çünkü çok iyi kurmaydır. Çok iyi kurmaydır. Ve o bir yere girerse iş yürür artık. Onu söylüyor, görüyor. Dolayısıyla bu gençliğin savaşı değildi ama gençliğe ithaf edildi. Çünkü vatanın ve milletin geleceği gençlerdir. Bu savaşta bu işsizden onlara ithaf edilmiştir. Çok açık. Evet, bir de hem Atatürk'ün askeri dehası da var. Bir de saydığınız işte kumandanlar, komutanlar dünyayı çok iyi bilen, galip gelen bu savaşlar sonundaki ülkelerin bile ne kadar savaşamayacak kadar yorgun olduklarını tahayyül edebilen galiba kumandanlar, değil mi hocam? O da önemli. 11 ayda bu meclise girdi bu Samsun çıkış. Ondan sonraki safa o kadar da beklemedi. Yani nizami ordunun her şeye hakim olması, kuruluşu. Bu çok önemli, nizami ordu. Yani çünkü İstiklal Savaşı'nı bundan sonra artık ordunun başkomutanı yönetiyor. Bu Venizelos'u ihtar eden, onun komutanlık teklifini kabul etmeyen, Asya çıkışında Küçük Asya'ya Metaxas'ı haklı çıkaran bir olay tamamıyla. Yani sizin bitti dediğiniz ordu bir sabah karşınıza çıkar demişti, çıktı. Yani bulmadıyız. Çıkmadı. Bulmadı. Nereden bulacak yani? 20'nin içinde başladı bu diş direnişler. 21'de biliyorsunuz Sakarya üstüne zaten Sakarya'dan sonra 22'nin Ağustos'unda başkomutanlık meydanı var. Biz Afyon'da, Kocatepe'de ve nihayet mutareke bitti. Yeni mutareke. Lloyd George kapitülasyon haklarında ısrar ediyordu. Lozan'da başka kavga yok. Lozan'da sınırlar tespit edilmiş zaten. Sizin önünüzde girmediğiniz yeri vermezler. Bu bizim için böyle. Süngüyle girmediği yeri alan devletler var. Mesela Balkanlar'da Yunanistan'a verirler. Böyle tutulan yerler vardır stratejik nokta olarak. Türkler için bu söz konusu değil. Bunun kavgası yapılmıyor. Kavgası yapılan şey borçları da ödeyeceğiz zaten. Kavgası yapan katı kapitülasyonlar ve Lloyd George diyor ki siz diyor Mondros'ta böyle bir şey tartıştınız demiştiniz. Mütarekede diyor. İsmet Paşa'nın cevabı açık, ben buraya Mudanya'dan geldim bana ne Mondros'tan diyor. cevap öbürü de deliriyor çıkıyor dışarı. Lloyd George diyorum çok özür dilerim. Lord Curzon. Curzon evet. İngilistan nail ve dış bakan tabii Lloyd George'un adamı. Evet. Evet. Hocam ben şimdi bugün gençlik, Atatürk'ü ama gençlik ve spor bayramı aslında hani o tarihi yolculuğu biraz hani ileri gidip biraz geri giderek siz bize eşlik etmiş oldunuz. Şunu da sormak istiyorum kapatmadan önce. Hani gençlere ne tavsiyelerde bulunursunuz gençlik bayramımızda? Gençlik bayramında tavsiye edilecek şey evvela işinizi öğrenin, işinizi sevin, tahsilini kolunuzu sevin. Sevmiyorsanız değiştirmezsiniz. Bu kadar açık. Evet, burayı kazandın, mecburen girdin. Ne yap değiştir. Ya bitir baş yeniden oku. Yani bu olur. İşinize sarılacaksınız. Ama en mühimi bugünkü gençliğin problemi tarih, coğrafya bilmiyorlar. Kimliğimizi savunamıyorlar ve kimliğe sahip çıkamıyorlar. Kimliğinize sahip çıkmak zorundasınız. Çünkü bunun affı yoktur. Yani fena halde sizi sıkıştırırlar. Bilhassa yurt dışında görürsünüz bunu. Hasta olursunuz. Kimliğinizi savunacak bir durumunuz olmazsa bu bir bilgi birikimidir. Ve bir inanç meselesidir. Çünkü kimlik insanlara doğuştan verilir. Evet. Çok önemli. Bunun dışına çıkamazsın. Efendim ben niye Maltız ya Fransız olmadım da Türk oldum. Oldum ne yapalım. Bu kadar, buna sahip çıkarsın. Bu önemlidir.
bu tip şeyleri, problemleri olanlar ileride ya iflah olmaz, eriyip giden kozmopolit, güya kozmopolit nihilistler olur veya aksine çok feci faşistler çıkar bunlardan. Yani Almanya entelektüellerinin ve gençlerinin birinci harp sonunda düştükleri girdap buydu. Bir takım solcu, bir takım böyle şeyler, liberal geçinen nihilist takımı gittiler hepsi onun için Nasyonal Sosyalist Parti'nin saflarında efendime söyleyeyim yola devam etmeye çalıştılar. Kimliğinize size verildiği gibi sahip çıkarsınız. Tarihini, coğrafyanı ona göre öğrenirsin, kültürünü. Böyle devam edersin. Bu çok önemli gerçekten. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok kıymetli katılımlarınız için. Duyuyor musunuz? Ha, tamam. Sizin sesiniz bana biraz geriden geliyor. Saygı Tabii. ve Sen şimdi duyuyor musun? Duyuyorum. Katıldığınız için bakanlığa da teşekkür ederiz. Böyle bir şey yaptılar. Davet ettiler senle beni. Efendim iyi olmuştur inşallah. Görüşürüz gene. Görüşürüz, haberleşiriz hocam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.